Merhabalar sevgili Kilim TV izleyicileri. Bugün takvim yaprakları 17 Mayıs pazar gününü gösteriyor. 65 yaş üstü bugün izinli. Tabii saatleri değiştirildi. Pazar gününün hava çok sıcak olması sebebiyle Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla saatleri değiştirildi. 12 ile 18 arası bugün dışarıda olacaklar. Çünkü onlar hakikaten evde çok sıkıldılar. Sokağa adım atamaz duruma geldiler. Ve bu doğrultuda biz de sohbet edeceğiz. Neler hissediyorlar aslında onu merak ediyorum. Şimdi sohbetlerimizi ve röportajımızı size aktaracağız. Evet, sohbetlerimizi sizlere aktaracağız. Hakikaten yaklaşık 2 aydır evdeler. Kısıtlamalı bir şekilde 10 Mayıs itibariyle de sokağa çıkmalarına izin verildi. Yanımızda çok tatlı bir amcam var. Ne hissediyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Öncelikle kaç yaşındasınız? Ben 72 yaşındayım. Evet. Emekli öğretmenim. Bu zamana kadar şöyle bir 50-58 gün oldu sanıyorum. Evet. Evdeyiz. Geçen hafta 3-5 saat buralara kadar çıktık. Ama şu anda güzel bir durum. Çünkü hastalık elbette ki dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkiliyor. Tabii. Mutlak surette bunun önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasında fayda var. Biz de bu tedbirlere uymaya çalışıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlarla beraber. Yani yapacak da başka bir şey yok zaten. Mutlaka ülkemizi ve insanlarımızı hatta dünyayı bile korumamız gerekir. Bir kişi zaten fark ettim sosyal mesafeye dikkat ediyorsunuz. Evet. Evet. Bakın aramızda 3-4 metre mesafe var. Yoksa yakında oturabilirdik. Evet. Biz hani istiyoruz ki ülkemiz insanları huzura, rahata kavuşsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. İnşallah olur. Teşekkür ediyoruz ben efendim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sizin düşüncenizi de alabilir miyim? Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi sadece devletin alacağı tedbirlerle değil, bize düşen tedbirler de var. Mesela devlet diyor ki ne? Maskesiz dolaşman. Yan yakın oturman. Şimdi devlet bunu maskesiz dolaşırsan, ya çok yakın oturursan, hastalığı kaparsan suç kimin? Halkın, vatandaşın. Yani bu vatandaşın da kendinin üstüne düşeni yapması lazım. Mesela çok güzel bugün 65 yaş üstü arkadaşlar hep yani gelip böyle bir temiz havada en azından birkaç arkadaş bir araya gelip sohbet etmeleri falan çok güzel bir şeydir yani. Şu an uygulama çok güzel. Zaten sokağa çıkmayı da özlemiştiniz değil mi? Evet, evet, evet. Sizin yanınıza doğru şöyle geleyim ben. Siz de konuşun. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı fikrine katılıyorum. Çok güzel kızım. Böyle mesela içeriden böyle içeride hapisiz yani. Şimdi dışarı çıktık bir hava alıyoruz. Kemiklerimiz çürüdü. Ya öte yatmadan yavrum. Ama devletin yani önermiş olduğu bu yöntem çok güzel bir şeydir yani. Zaten aslında gençler hastalık riski çok yüksek, ayakta atlatıyorlar. Evet. Sizleri korumak için alınan bir önlem. Vallahi kızım memnunsunuz herhalde. Tabii. Akşam ben çelgi bozanda marketine gittim. Allah muhafaza ya adam sana öneri sunmuş. Ya yanaşma, maskesi dolaşma, yan yana durma diye. Ya vaha büyülü arkadaş, nefesim kesildi. Ben kafayı zor dışarı attım ya. Olmaz ki yani. Sadece bunu devlete yüklemek gerekmez. Halkta bir işlendik olması lazım. Tamam haydi kalabalık kabullendik. Çoğunda da şey yok, maske yok. Ya bu kadar insan şey olmaz ya. Yani vursamaz, vurdum duymaz, sorumsuz olmaz yani. Çok teşekkür ediyoruz. Sosyal mesafe uyduğunuz için de teşekkür ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi 65 yaş üstü vatandaşlar hakikaten sosyal mesafeye uyuyorlar. Bu konuda çok hassaslar. Zaten az önce de belirttiğimiz gibi en az 1,5 metre aramızda efendim bir sosyal mesafe olması gerekiyor. Maske kullanmamız da zorunlu. Bunu da belirtelim şimdi. Şöyle ilerleyeceğiz. Yine sohbetlerimizi paylaşacağım. Çünkü ne hissediyorlar merak ediyoruz. Çocuklar gibi mutlular bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Nasıl hissediyorsunuz? Evdesiniz uzun zamandır. Ha? 1,5-2 ay olmak ha? Üzere neredeyse. 2 ay bitecek. Evet kızım vallahi. Vallahi işte. Ne hissediyorsunuz? Bunalıma giriyor. Hisleriniz nasıl? Bunalıma giriyor daha doğrusu. Vallahi çocuklarımızı göremiyor, onu göremiyor, buna göremiyor.
Sosyal mesafe kapsamında bu karar aslında sizler için alındı. Sizlerin hastalık sizlere bulaşmasın diye alındı. Siz ne düşünüyorsunuz? Var, devletimizin uyardı güzel bir şey sağlamamız için. Bunları uygulayanlara teşekkür ederiz. Kendimiz için. Sizin de ayaklarınıza sağlık, sağ olun yeğenim. Vallahi evden bir yere çıkmıyor kızım. Ha. İki aydan belli hiç karı koca oturuyor evden. Bir yere çıktığımız yok. Ama yine de bir yerimiz ağrıdı gibi. Ama virüs mü olduk acaba diye yani. Allah korusun. Tabii onun semptomları farklı ama sizler evde kalarak zaten bu konuda destek olacaksınız. Siz de mutlusunuz değil mi sokağa çıktığınız için? Kızım yok, bir yıl kalsam ben çıkayım demem. Çocuk gibi sevmiyor. Aynı yapalım ben sevineyim. He vallahi canım benim. Teşekkür ediyorum. Keyifli sohbetler. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet, Kilim TV izleyicileri, şimdiki durağımızda farklı bir park oldu. Burada da yine 65 yaş üstü vatandaşlar ile sohbet edeceğiz. Onların da hislerini alacağız. Çünkü merak ediyoruz sizin gibi. Bizler de merak ediyoruz. Sizlere aktaracağız. Kolay gelsin. Sağ olun, Allah razı olsun. Kaç yaşındasınız? 78. Sizlere izin verilmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok şeyler düşünüyoruz da geç verirler izinleri. Ha. Biraz daha mı fazla olması gerekiyor? Tabii. Ha. Ne yapacaksınız evde, şimdi? Evde sıkıntıda oluyor, çok sıkılıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında siz de yasaklara uyuyorsunuz tabii, değil mi? Tabii. Ama bu arada verilen izinler sizler için iyi oluyor mu? Biraz iyi oluyor. Ha. Vaktimiz geçiyor, gezdik, biraz dolaşık, açılık yani, hareketli. Evlerde oturmak sıkıntılı. Tabii. Ama sağlığımız için buna mecburuz. Evet, doğrudur, hükümetimiz sağ olsun. Güzel yani, bu şeyleri çok güzel düzen. Teşekkür ederim. Sizin de fikrinizi alabilir miyim amca? Siz ne düşünüyorsunuz sokak kısıtlaması ile ilgili? Sokak kısıtlamasıyla ilgili olarak şunu düşünüyorum. Sadece vatandaşa bir zorluk göstermezseler, bazen polisler geliyor sıkıştırıyor. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu, kimliğinizi verin falan diye. Vatandaşlara yani bunun yapılması iyi bir şey değil. İşte ama bu biliyorsunuz hani yaş sınırlamasıyla ilgili. Evet, ben ona karşı gelmiyorum. Devletimize teşekkür ediyorum. Bunu, o konudan hak. O güzel. Ama bazen kendi kendini bilmeyen memurlarımız var, gelip apık sapık laf konuşuyor millete. Siz ne hissediyorsunuz peki efendim? Şimdi izinlisiniz. 12 ile 18 arası dışarıdasınız. Sizin evet. Fikirleriniz nasıl? Memnun oldunuz mu? Ya şu an memnunuk. Memnunum. Neler yapacaksınız peki? Valla neler yapması yok. Oturuyoruz. Şurada iki arkadaşlar karşı karşıya geliyor, sohbet ediyor. Evde canımız sıkılıyor. Oturduğumuz yerde olmuyor işte. Hanımla dövüşme. Hanımlarla dövüşüyor içeride kalan. Bunu vermeleri çok güzel oldu. İçeride sürekli olduğunuz için tabii, oluyor bu da? Tabii sürekli olduğumuz için oluyor. Yoksa devletimize çok şükür bunu verdi de bize kafamız rahat. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şey değil. Türkiye'miz çok güzel kızım ama Türkiye'nin değerini bilmiyoruz. Neden bilmek? Başbakanlarımız olsun, belediye başkanlarımız olsun, zengin yerlere kaçıyorlar. Neden İstanbul'a, Antalya'ya, Mersin'e, Ankara'ya onlara önem veriyor da Antep'e vermiyor? Antep'te köylü kent çok oluyor. Onun için Antep'e değer vermiyor. Her yerde. Yeterli değer verilmiyor mu Antep'e? Yok, verilmiyor. Verilse bak biz hepimiz, ben 75 yaşındayım. Ben kalbim. 10 tane hastalık var bende. Benim hiç kimsem yok. Ben tek oturuyorum. Ondan sonra kızım maske verilecekti, şunu verilecekti. Yok, hiç yok. Siz almadınız mı maskenizi? Yok kızım, ben dışarı çıkamam ki. Zaniye ben inemem. Mesaj ben da gelmedi değil mi? Yok, telefonum burada. Ben mesaj. Ben iki kelime yapamam çünkü ben hastayım. Ondan sonra kızıma söyleyeyim. Neden Adıyaman'dan Antep'ten çok virüs çıkıyor? Ben Adıyaman'da bilirim, Adıyaman'da pinti. Çünkü bakım yok. Antep'ten hiç bakım yok. Her taraflarımız bu yani, biz buraya 75. yılda oturuyoruz, sosyetli yer. Hele git o Düztepe ne güzel, pırıl pırıl idi, pırıl pırıl.
O Bekmezoğlu Bahi. Kızıma söyleyeyim. Bize 65 aileye verdiler. Bir de 1 milyar da para verdiler. Duza, suya, elektriğe, duval kaza verdik, ilaç para. Benim aydan aya 1 milyar ilaç param var kızım. Aydan aya. Bu da sıkıntılı bir durum tabii ki sizler için. O da sıkıntılı için. Biz sıkıntıyı da delik. Biz ölümümüze razıyık. Ama biz bu virüsten ölmek istemeyik. Allah ben sana söyleyeyim. Çünkü bu ölümde kimse kimseye hayrına, biri hayrına götürür bizi deliğe deper elbette. Ama bakıma Antep'e bakım yapsınlar. Antep insanlarımız kötü değiller kızım. Antep'imiz güzel bir memlekettir. Burada yettik, burada büyüdük. Memleketimizi terkemek istemeyik kızım. Abile Allah sana abatlar versin kızım. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ederiz. Kısıtlamayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bugün sokaktasınız. Hissiniz ne? Evdeydiniz uzun zamandır çünkü. Ben tam 3 aydır ki içerideyim. 3 aydır ben çünkü hastalığım çok. Ben bir doktora götürenim yok kızım. Komşulara söyledim. Komşular dediler seni ambalajla götürürler. Ben ambalajla gitmek istemeyim. Benim doktorum Sedat Sakallı. Ben kalp krizi geçirdim. 6 sefer anji oldum. Beni götürenim yok, gidenim yok. Ben tek başıma oturayım. Komşularıma alışverişimi ya. Neden polisler bir kere kapıya gelip de bu karıların içeride bir ele ihtiyacı var mı yok mu demeye? Ama ararsanız yardımcı olurlar size. Ben numarayı çevirmeyi bilemem ki. Kimsenin evine de gidemeyim. Virüs var diye. Belki bende var onlara bulaştı, komşulara. Belki onlarda var benden bulaştı diyerek de korkumdan bir yere çıkamayayım kızım. Suyumu hazır alaydım, suyu da tergedim. Hazır alamayayım suyu. Dediler yemek getirsinler. Zaten ben perizim. Mide hastalığı var, kalp var, tansiyon var, astım var. Ben dedim bana suyla iki ekmek getirirse ben yeter. Ben bir şey istemeyeyim. Neden kızım? Biz çünkü ölmeyi istiyoruz. Ölmemezlik de değil. Ama bu acıdan ölmek istemek. Bir Müslüman götürür bir namazımızı kılır bize dua eder. Ama bizi götürür de öyle takar. Allah korusun. Çok teşekkür ediyoruz sizlere sohbetiniz kızım, için. Sizlere de uzun ömür, sağlıklı, mutlu versin. Sizleri de başınızdan eksik etmek. Çok sağ olun efendim. Ha, teşekkür ederiz. Allah.